Merhaba. Ya bugün pazara gittim, Beykoz pazarına dedim bir dereotu alayım. Baklan var arkadaşlar. Bir de dedim 2-3 tane dedim çiçek alayım o köklerden. Bir baktım Semaş çekim yapıyor. Hoş geldin. Sağ olsun, Allah razı olsun. Domates aldı bana. Çok pahalı ya. 32 lira bu domates. O bahçe domatesi o yüzden. Ha, bilmiyorum. Alma dedim ama yine de aldı, ısrar etti. Acı biber aldı. Bir kilo taze fasulye 25 lira aldı. Salatalık aldı baya. Dedi bu da benden dedi. Allah razı olsun. Durumu bildiği için. Akşama da bu arada. Şşş. Buraları toparlayayım. Çiçeğimi de ekeyim. Ondan sonra balığa davet etti. Akşama balık yapacaklarmış bahçede. Nurihan'ım var biliyorsunuz Almanya'dan gelen. O bir bayan daha var Avrupa'dan gelen. Nilcan herhalde ismi. Ben karıştırıyorum Bircan, Nircan diye ama. Onlar falan oturacaklar bugün bahçede. Dediler Semiha, elle ki sen de gel. Biraz da ben bu aralar çok ağlıyorum. Yine bende oluyor böyle ara ara. 2-3 ayda bir bunaltı geliyor. Fark etti zaten onu da. Sağ olsun. Akşama Semiha'ya gideceğim. Izgara'ya. Arkadaşlar bu akşam o yüzden canlı yayın yapamayacağım. Kusuruma bakmayın ne olur. Çünkü kendimi çok çok iyi hissetmiyorum. Böyle kendi kendime ağlıyorum oturup. Havadan mıdır, artık yaşadıklarımızdan mıdır, neden? Her O şey benim ağzımda domatesleri üst çıkarıyor. üste geldiği için bence sen sıkıntıya girdin. Yani biraz da öyle oluyor. Yani artık insan doluyor. Sen şimdi inmene gerek yok ama bir tas alayım ben. Ama nasıl alacağım bu tası? Aldım. Aldım. Biraz soğuk su koymam lazım. Evet, sen benden iyi bilirsin. Kesene bereket olsun ablacığım. Heh. Allah daha çok Vallahi versin. Semih aldı. Benim çünkü pazar görecek durumum yoktu bugün açıkçası. İhtiyaç olan dedim dereotunu alayım. Bir de 3 liraya çiçekler satılıyor kök. Koy annem buraya. Onu alayım dedim. Bir baktım beni çekiyor. Seni Yakalamış beni. pazarda gördü Aha. herhalde. O beni hatta çantamı çekecekmiş. Ha, kapkaççılık Kalabalık olduğu kork için. diye. Semih abla öyle şeyler yapar, sever. Yanıma yetişememiş kalabalıkta. Ben buna bir damlacık da limon damlatacağım. Baklama şöyle. Neden damlatıyorum? Biraz da tuz atıyorum. Kalın tuzum vardı da. Yok sen atamazsın şimdi. Ondan sonracıma baklama ayıklayacağım. Ne yapıyorum? Ben uçlarını alıyorum şöyle. Kılçığı olmuyor zaten. İkiye bölüyorum. Gerçi bunlar küçükmüş. Bölmeme gerek yok küçüklerini. Mal sahibim vermişti ya bahçeden. Hem de taze. Bayağı körpeymiş ya. Taze yeni toplamışlar. Dolapta duruyordu 2-3 gündür de. Dedim bunu da sarımsaklı yoğurtla Esra'ya bırakayım yapıp. Yerse yer, yemezse yarın ben yerim. Sen az seviyorsun, çok sevmiyorsun. Olsun. Şöyle uçlarından alıyorum. Gösteririm zaten nasıl pişirdiğimi zeytinyağlı. Şöyle kavuk düştü. Dereotu zaten. Şöyle doğrayayım ben. Ya büyük olması daha iyi. Böyle biraz kırmasam da olur. Çünkü çatalla böyle sarımsaklı yoğurtlu, zeytinyağlı. Aynen. İçine çiğ sarımsak atıyorum ben pişerken. O da aromasını güzelleştiriyor. Valla bakmadım terzi sarımsak. Dedim bir dereotu alayım. Öyle işte canlarım. Bugünkü sürpriz oldu. Semiha'yı pazarda görmem. Davet Her etmesi. şey nasip kısmet. Hiç aklımda yoktu bugün oraya gitmek. Ya ben diyorum zaten ben evdeyim sen git hani müsaitse Ya gideceksin. bunalıyorum bu aralar nedense. Arkadaşın yani sonuçta. Yani tabii ki. Siz eski arkadaşsınız. Aynen biz YouTube'dan YouTube'dan da tanışmıyoruz bir de. tanışmıyorlar. 7-8 senelik arkadaşlar. Aynen. YouTube olmadan önce de vardı Vardık zaten. biz. Bazıları yanlış anladı ya bir ara. O yüzden hatta dedim gitmeyeyim yanlış anlıyorlar.
Ya yanlış anlayan anlasın, boş ver. Sen yorumlara takılma. Siz önünüze zaten bakacaksınız. Aynen yavrum. Yorumlara bakarsan herkes Allah bir şey yazıyor. Allah kuvvet versin ya. Her şey YouTube değil ki. Aynen. Ama domateslere bak ya. Maşallah. Güzel. Bu bahçe domatesi, pembe domates. Onu devamlı aldığım manavdan aldım. Çanakkale domatesi anne. O bir tane domates var ya, bir hayriyi doyduk salatada. Aynen. Bu ne? Yarın sen o zaman? Yarın gelirim ben, bu akşam gelmem. Evet. Çünkü oradan nerede? Gece yarısı mı geleceğim? Biz o zaman kocamla baş başa kahvaltı yapalım. Yapın siz ne yaparsanız yapın. Orada da 4 bayan kalıyoruz. Evet. Bir Mustafa oğlumuz zaten. Kimse olmaz. Biz dördümüz Mustafa oluruz. Mustafa seni çok seviyor ki. Ben Mustafa'yı çok seviyorum oğlum gibi. Allah var. Burada bile takılır da hep. Çocuk getirdi beni arabayla. Minibüsle gelecek. Ay Allah razı olsun vallahi. Dur dedi abla. Bin dedi arabaya. Ben çantayı alıp minibüse binecektim. Diyorum ya Allah razı olsun. Orada çay içtik. Keselerine bol bol bereket versin. Allah gönüllerine. Allah razı olsun herkesten. Biraz bekletebilirsin. Bunu doğrayayım. Soğan doğruyorum içine. Zaten zeytinyağlılarda soğan olmazsa olmazımız. Evet. Şöyle. Bu şey yapıyormuş Emine Hanım. Haşlayıp sadece yoğurtluyormuş. Ama Emine ben öyle mı bilmiyorum. Ha. O yok, Emine ablan değil. Mal sahibimiz Emine. Ha. Emine Hanım. Ben öyle bilmiyorum. Ben bildiğim gibi. Ben de zannettim başka bakla hatta. Vereceğim dedi, koparacağım dedi. Ben bunu dedim biliyorum zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sıvı yağımı da dökeceğim. Şöyle parlak olsun üstü. Ne yapıyorum? Şöyle. Limonlu. Bu zaten limonlu su. Tuzla limon. Şöyle döküyorum. Bahçe malı ya. Vallahi. Bahçe çok körpe. Taze onu taze. Onu söyleyeyim. Anne. Gerçekten. Değişik yani. İki tane diri sarımsağım var. Şöyle doğrayayım. Dereotu da biliyorsunuz baklada, kabakta olmazsa olmazlarımız. Mis gibi koku yapıyor dereotu zaten baklaya. Bir de çiğden piştikten sonra yoğurdun üstüne süslemek lazım. O da görseli. Ne koyacağım buna? Anne, tuzunu atacağım. Notalar yok. Notalar dolaba dizdi bana. Şöyle. Tuzunu atayım. Göz kararı ben atıyorum. Tam geliyor. Toz şekerimiz var. Var. Bir kaşık da toz ben şeker atıyorum tatlı kaşığıyla. Ben de atacağım. Şöyle. Ben de tepeleyemeyim anne. Biraz sonra. Ne yapıyorum? Bir su bardağı da. Otur elmanı ye. Otur ısırıyor. Diye. Oturarken. Soğuk su koyacağım. Normal çeşme suyu koyuyorum. Anne şunu döksün mü ne? Suyu? Al dök bakayım kızım. Sen dök. Şöyle dök içine. Hadi bismillah. Hı. Baklıyorum. Kısık bir ateşte. O buharıyla biraz sulanacak. Kendi kendine pişecek. Çok lezzetli oluyor. Ama sade pek yenmiyor. Sarımsak yoğurt olması şart. Onun şeyi lezzetli. Güzel oluyor. Şimdi kaynasın, kısacağım ben onun altını. Hadi çiçeklerimize bakalım. Neler çiçeklerimi varmış? Gideyim aldıklarımı bir saksıya dikeyim. Hadi bakalım çiçeklerimize. Anne oraya ceviz koymuştum ya. Kargalar hepsini almış. Ay helal hoş olsun, ne güzel. Çöpe gitmedi, bozulmuşlar da. Evet. İyi olmuş ya. Ne anne? Bunları üç liraya aldım kızım. Şapkanı makineye attık. Ne oluyor? 3, 6, 9, 12. Şöyle. Bunlar, baksanıza kendi kendine ot bitmiş. Evet. Gel mi bot mu dediler. Ben çiçek çıkacak diye bekliyorum. Onu da sökeyim de oraya da bir çiçek dikeyim ya, renklensin. Aynen. Balkonumuz şenlensin. Geçen sene 3 tanesi, 4 tanesi 3 lira veriyordum. Başka şeyler de almıştık anne, yani. Mor. Evet. Mor dikeceğim zaten buna. Böyle mor dikeceğim. Tatlı da oluyor. Aynen. Buradaki bahçedeki toprağa soranlar olmuştu. Buradaki toprak çok kuru. O yüzden kuru alamıyorum. Alınmıyor.
alınmıyor. Kendileri bile kullanamıyorlar. Bak şuradaki mesela çok şey böyle. Oradan. O da mı kuru? Yok, o kuru değil. İzin alırız, oradan da alabilirim ben. He. Alırım biraz toprak onlardan. Oradan bulursak şunu da şuna dikeyim. Pembecik pembecik. Pembe. Ya görsellik olsun burada baba yemek yerken annen, otururken. Babaannem ben pembeyi severim. O yer bak mesela şunu annemin oradan aldık, o gül açan çiçek bak. Yeşil bir tane böyle yapraktı. Hı. Kocaman yaprak oldu. Şöyle dibini oturtturayım. Bunun toprağı iyi de bunun eksik biraz toprağı. Aşağıki şeylerde de var mı anne? Bir tane daha alacağım oradan kızım. Şunu şuraya koyayım. Bunu bu akşam zaten can suyunu verirsin. Evet, ben akşam veririm onların hepsini suyunu. Anne, ben de beraber de evet. Nasıl yapsam? Şuraya. Anne, şunu da şuraya koyayım. Ya seviyorum böyle otururken. Orada bir küçük saksım var, onu da getireyim ama onu niye getireyim? Toprak yok onda. Başka var mı saksı toprakla? Bir bakayım ama oraya. Ben gitmiyorum bir yere. Babaanne geliyor. Babaanne geliyor orada. Bakın. Düşersin. Dikkatli. Bakın. Bunu annemin... Bak bu hatta şey vermiş anne, çiçek tohumu. Aksi. Şu tohum vermiş, ya rengarenk var, açacak. Bu benim annemin yaptığı. Bunu da annemin oradan almıştık. Sare'nin çilekleri oluyor. Bunlar da oradan. Bunlar da yokmuş ya. Ben varsa dedim... Güneşle çıkar dedim. Ot çıkmış. Onlar otluydu herhalde. Hı. Bunların üstüne yine yumuşak almak lazım. Alırız bir torba. Şimdi onlar solmasını da aldıklarım. Şöyle gömeyim yine. Ay leylak rengi ne güzel. Evet. Şunu diksem orada. Baba ne leylak rengi, çok güzel değil mi? Tabii canım, güzel olmaz mı anneciğim? Anne bak, o şuna benziyor kız. Hangisi? Bak bundan o. Olabilir, olabilir. Hem de aynı renk. Bundan. İyi. Olsun ya. Az da olsa. Onun şeyi. Bir tuttu. Şunda da bak kurumuş Esra. At gitsin. Ben belki dedim toparlar dedim ama olmadı. Şöyle üstündeki top şeyleri alayım. Aslında bir tanesini şuna ekebilirsin. Şuna mı? Aynısı ya, aynısına benziyor. Kırmızılı. Bir bakayım. Bu pembe. Şuna ekebilirim bak. Heh. O da olabilir. Aynen. Niye pembe? Bak bunu ekebilirim buraya. Bir daha durumu soyar mısın? Neyini? Bir daha durumu. Koyacağım. Nereye? Buraya koyacağım yine. Orada yok değil mi saksı? Başka. Olan da idare ediyoruz. Ne yapalım? Şuna da ekebilirsin. Ne olacak? Şunu bir tanesi. Aslında var ya. Bunları üçünü bir yapıp onu buna ama ekebilirsin anne. Öyle mi yapayım? Bence. Yalnız bunları aman suyunu unutma. Yok sadece. Akşam vereceğim. Anladım dediğini. Anladın anne. Anladım anladım. Üçü de aynı çünkü bunların. Evet. Doğru söylüyorsun. Mantıklı. Baba anne, bunun da dibinden şey çıkmış. Evet, o da ne kadar ağırsız ya. Baba anne, nedenle sen soğuk tuttun? Ne? Baksana ne güzel bu yatmış. Diyorum ya maşallah. Güneş görüyor ya burası. Baban tuhaftı yaptı. Ay, dilimden aldım. Zarar gelmesin. Baba anne. Üçü aynı ya. Üçü de iç içe. Büyüsün hadi kardeş kardeşi. Aynen. Ha. Evet. İyi ya, daha da almama gerek yok. Yeter. Daha yeter. Yeter bu kadar. Bunlara bakalım, yeter. 20 lira da hepsine verdim işte. Geçen sene
Çok ucuzdu canım. Ya tabii. Bütün sene. Hepsine 20 lira veriyordun. Ya her sene her sene değişiyor. Anne. Hı. Şunun üstüne toprak atarım da kuma gömdüm ama yine. Tamam annem. He, alırım bir paket toprak atlaya. Atarım yine ona. Şöyle. Şöyle iyi oluyor ya çay içerken. Gözümüz gönlümüz açılıyor ya çiçekli. Aynen. Balkonun varsa da yapacaksın. Tabii canım. Şunları da çöpe. Şunlar vardı zaten. Onlar evdeydi. Onları hepsini annemden yani şunları zaten annem yaptı. Diğerlerini de annemden almıştı. Çok sağ olayım. Bu arada alayım da. Ya böyle açık balkonun varsa yani kapalı balkon olanlar da yapıyor ama. Herkes Beykoz, yapıyor yani. Şöyle bir şey. Beykoz genelde yeşillik olduğu için. Yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Şu insanın de. İçi açılıyor gerçekten. Yine yapıyorlar işte. Sağ olun. Babaannem babam. Ay güzel oldu valla. Aynen. Babaannem babam. Geçen sene değil de onun her yeri yapmıştık. Küpeli müpeli şimdi. Allah bir bereket verdi o sene. Küpeli var ya. Dünyayı aldıydım. Küpeli çok pahalıdır değil mi anne? He? Küpeli çok şimdi 200 TL falan vardır küpeli. Vardır vardır. Bak şöyle böyleleri 50 lira. Ya böyle büyümüş. Biliyorum biliyorum böyle sarkmış. Ne diyelim? Gösterelim mi baklayı? Bakla bakalım pişiyor mu? Ha pişmemiştir daha. Pişince gösteririz. Sen gösterirsin ben olmayabilirim. Olsun olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi esirgemeyin. Özür diliyorum akşama canlı yayın yapamayacağım için de. Biraz değişiklik olsun gidiyorum. Allah'a emanet olun. Babaannem pişme. Evet annem baktım. Hazırlandı. Ya, suyunu iyicene çeksin. Ben tadına harika bakarım. Oluyor. Ondan sonra sarımsak, yoğurt. Evet. Üstüne de dereotuyla süsle otur ye kızım. Aynen. Ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.